Merhabalar, Filiz Gökdemir ben. Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızda videolarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu videomuzda ne mi dikiyoruz sizlerle birlikte? Hakim yaka, astarlı, cepli, kaşe kaban dikiyoruz. Kaşemiz 2 metre, astarımız 1,5 metre. 1,5 metreye yakın da bir tele kullanacağız. Tabii ki ütüyle iyi kesim, iyi çizim, santim santim ölçerek hep birlikte sizlerle kesip dikeceğiz. Buyurun videomuza başlayalım. En üste kumaşın düzünü alıyorum. Bir çalışma alanı oluşturuyorum kendime. Ben kumaşımın kenar payını kestim. Sizler de aynı şekilde çalışabilirsiniz. 4 santim bir düğme patı bırakıyorum. Dikiş payı ile birlikte. Patım hariç 9 santim yaka. Omuz ölçünüzü alıyorsunuz. Kaban olduğu için ben 1 santim de fazla veriyorum. Mesela 12 santim ise omuzunuz 13 santim. 1 santim de dikiş payı 14 santim. 3 santim aşağı düşüyorum. Ve düzünü alıyorum. Kabanımın boyu ne kadar istiyorsam 90 santimlik bir boy istiyorum ben. 5 santimde kıvırma payı astarlı olduğu için 95 santimden işaretliyorum. Hemen düzünü alıyorum. Göğüs düşüklüğü, bel düşüklüğü, bel düşüklüğünden itibaren 20 santim basen düşüklüğü veriyorum ve düzlerini alıyorum. Ölçülerimiz için de temel beden kalıbı videomuzdan faydalanabilirsiniz. Kol evimi bulabilmek için bel düşüklüğü bölü 2 artı 2 yapıyorum. Kaban olduğu için artı 3 de verebilirsiniz. Bel düşüklüğüm 44, yarısı 22, 24. Göğüs düşüklüğümle kol evimin hiçbir ilgisi yok. Göğüs bölü 4 artı 3 santim bolluk payı veriyorum. Ön taraf olduğu için hafif içeri giriyorum. Ve kol evimi oluşturuyorum. Basen bölü 4 artı 3 santim bolluk payı. Etek kısmına gelince İsterseniz biraz daha bol yapabilirsiniz, isterseniz dümdüz inmesini sağlayabilirsiniz. Ve tüm çizgileri birleştiriyorum. Ön yakam hakim yaka olduğu için sadece 6 santim iniyorum. Üste düz bir çizgi alıyorum yine çalışma alanı için. Arka bedeni kesiyoruz. Kumaş katı olarak katladım. Buradan 1,5 santim dikiş payı bırakıyorum. Üç santim bir pay bırakarak ön bedeni pat kısmını katlayarak çizdiğim 3 santimden yerleştiriyorum. 3 santimlik araya hemen üst çizgimden 9 santim yaka payımı veriyorum. 14 santim omuz payımı veriyorum. 3 santim yakamı çiziyorum. Omuz çizgimi 3 santim aşağıda olacak şekilde belirliyorum.
ve kolumu aynı şekilde aşağıya indirip kol ebinin üçte birine denk gelecek şekilde şuradan 1 santim genişletecek kadar arka kol ebini genişletiyorum ve sıfır olarak bitiriyorum. Tüm bedeni aynı ölçüde kesiyorum. Arka bedeni ikiye ayırıyorum. Kumaş katı denk gelecek şekilde kollar için katlıyorum. 14 santim pazu düşüklüğümü veriyorum. Kol ebime 24 santim vermiştim. Buraya da hemen 24 santimi veriyorum. Şu şekilde düz çizgimi aldıktan sonra 1 santim aşağıya, tam ortaya denk geldikten sonra 1 santim yukarıya kol ebimi çiziyorum. Kol boyumu ölçüyorum. Omuz başından 60 santim, 5 santim de kıvırma payı veriyorum. Bilek ölçümü veriyorum hemen. Ve kol ağzıyla koltuk altımı birleştiriyorum. İki kolu düzleri birbirine bakacak şekilde seriyorum. Arka kolu geniş bıraktık 1 santim kadar biliyorsunuz kol ebinden. O yüzden de kollarımın da bir tarafını ön kola denk gelecek şekilde şuradan sıfır girip şuradan 1 santim kadar bir tıraşlama yapıyorum. İşaretimi alıyorum karıştırmamak adına. Arka yakanın ölçüsünü alırken dikiş payını es geçiyorum. Yaka ölçüsü 10,5 santim. Ön yakamında patını bırakarak ölçümü alıyorum. 13 santim, 10,5 daha 24,5. Toplamda 49 santim. Kumaşımı düzeltiyorum. 49 santim, birer santim dikiş payı 51 santim. 1 santim aşağıdan dikiş payı. Yaka boyum çok geniş istemiyorum. 4 santim yeterli, 1 santimle dikiş payı vereceğim. Hakim yakanın kenarını hemen rigamı kullanarak oluşturuyorum. Cep kesimi için ...25'e 25. Cep kapağı için çizgimi çekiyorum. Cep kapaklarını 17 santim eni, 25 santim boyu, tabii ki cebimizde aynı olacak dikiş paylarıyla birlikte ölçüyorum ve çiziyorum. Astarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Açık tarafı gördüğünüz gibi.
Kumaş kötü değil. Ön bedenimi alıyorum. Astarımın üstüne yerleştiriyorum. 1'e 1 kesiyoruz. Etek kısmından 7 santim astarımızı kısaltıyoruz. Arka astarım için kumaş katı bana denk gelecek şekilde seriyorum astarımı. Ve dikiş payını da katarak üst bedenden yaka kısmından dikiş payını katıyorum. Alt kısmından dikiş payını vermiyorum. Roba kısmı biraz geniş olsun diye buradan pile vereceğiz astarımıza. Arka pervazımı şu şekilde kestim. 1,5 santim dikiş payımı bırakıyorum. Pervazımı yerleştiriyorum. Ve 1 santim kadar yukarı çekiyorum. Dikiş payı olması açısından. Astarımdan pervazımı dikeceğim yeri kesiyorum. Kol için astarımı 4'e katlıyorum. 1'e 1 kesiyorum. Yine alttan 7 santim kısaltacağız. Cep için astarımı şu şekilde ölçüsünü aldıktan sonra 5 santim kısaltıyorum. Ve 2 santim daraltıyorum. Yakanın bir katına, iki cep kapağına ve pervaza tela ütülüyorum. Öncelikle arka bedeni bıraktığımız dikiş payından ikisini birleştiriyorum. Ön parçalarımı alıyorum ve omuzlarını birleştiriyorum. Dikiş yerlerimi şöyle güzelce ütüyle açıyorum. Kollarımızı takmak için kollar bana bakacak şekilde düzü önüme seriyorum. Kol katımı alıyorum, düzüne katlıyorum. Bedene doğru seriyorum. Omuz dikişinden tam ortayı birleştiriyorum. Bakın, önemli olan açtığımızda ön kısmı kesik olan tarafın ön kısma gelmesi. Ortayı iğneledikten sonra koltuk altına gelen kısmı iğneliyorum. Burada önemli olan tepeden yuvarlağımızı iyi geçmek. Sık iğneleyerek, eşit olmasına dikkat ederek güzelce iğneliyorum. Ve daha sonra da dikiyorum. Bedeni alıyorum. İlk yapacağım şey koltuk altının dikişlerinin birbirine denk gelmesi. Hemen buradan iğneliyorum. Bedenin eteğin sonuna bir iğne takıyorum. Ortaları daha sonra iğneliyorum. Bedenin iki tarafını komple dikip hemen ütülüyorum. Cepleri alıyorum, astarları
düzü düzüne bakacak şekilde ortalayarak yerleştiriyorum. İlk etapta bu başı ortada 5 santim bir boşluk kalacak şekilde dikiyorum. Üst astarımı alıyorum bu şekilde. Alt tarafla sıfırlayıp dikiyorum. Üç kenarını. Cep kapaklarımı alıyorum, ikiye katlıyorum. Orta kısmından bir 5 santimlik boşluk bırakıp şu şekilde dikiyorum. Güzelce ütü basıyorum. Cep kapaklarını şu şekilde ütüledim. Şuradan çift dikiş geçiyorum ve kenarlardan bir dikiş geçiyorum. Bir ayak boyu mesafe ile. Aynı şekilde cep kapaklarının da üst kısmı değil, üç kenarını iki dikişle geçiyorum. Yakamızın iki parçasını düzü düzüne bakar vaziyette üst üste yerleştiriyorum. Alt kısmı boş kalacak şekilde şöyle yukarıdan dikiyorum. Dikiş paylarıyla. Üstten bir ayak boyundan gaze dikişimi yapıyorum. Cep yerimizi belirliyoruz. Tahminen herkes kendisi belirleyebilir. Yukarıdan 46 santim, 47 santim aşağıdan yerleştirebilirsiniz. 5 santim bırakıyorum buradan. Yakamı ortalıyorum. Arka ortaya iğneliyorum. Ucu alıyorum. Bıraktığım 4 santimlik payın dışında. Orayı boş bırakıyorum gördüğünüz gibi. Yakamı buradan yerleştiriyorum. İncecik bir dikişle yakamı önce bedene tutturuyorum. Sonra astarlayacağız. Arka bedeni astarımı ortalıyorum. Bu da arka pervazım. Ben şöyle de bir hoşluk olsun diye bunu yapıştırdım. Bunu da ortalıyorum. Düzü düzüne gelecek şekilde yuvarlak kısmı astara denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra bu ucunu alıyorum ve omuz başına yerleştiriyorum. Ve buradan ilerliyorum. Şuradan kalan fazlalığımı file yapıyorum. Ve
dikip ütülüyor. Güzelce ütülüyorum. Ön parçalarımı alıyorum, omuzdan yerleştirip dikiyorum. Aynen ön bedende olduğu gibi kolları birleştiriyorum ve bedeni komple birleştirip astarımı hazırlıyorum. Sonra bedenle birleştiriyorum. İki parçayı da diktim. İlik açılacak yerlerin ikisine de tela ütüledim, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi ben şöyle de bir detay eklemek istedim askıyla birlikte. Siz de yapabilirsiniz. İlk yapmam gereken iki parçayı da tersine çeviriyorum. Yakalar birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Kolları düzeltiyorum. Sırt sırta gelecek şekilde ve tutup ucları birbirine bakacak şekilde çeviriyorum. İlk yapmam gereken kolları birleştirmek. Şöyle düzü düzüne bakar vaziyette buradan iğnelemeye başlıyorum. Kolları iğneledikten sonra arka bedeni alıyorum, üst bedenin üzerine yatırıyorum ve yakalardan iğneliyorum. Yaka payım ucu ucuna denk gelecek şekilde. Omuzlar. Kalın kısımları makinamızı yavaş çalıştırarak dikiyoruz. Daha sonra alt kısmı birleştiriyorum. En altı etek kısmını. Yine dikişlerimi üst üste gelecek şekilde dengeliyorum. Alt etek kısmını, yaka ve kol ağızlarını dikiyorum. Altı yakayı diktik. Ön patımız kaldı gördüğünüz gibi. Ön astarımız şu şekilde. İğneliyorum. Alt kısmına geldiğimde şöyle gördüğünüz gibi payını içeriye kıvırıyor. Dikişler üste bakacak şekilde iğneleyip iki tarafı da aynen bu şekilde dikiyorum. Kabanımız bitti. Kolundan bıraktığımız açıklıktan astar tarafından şu şekilde kabanımı tutuyorum. Komple düzüne çeviriyorum.
Açık kalan kısımdan kenarları düzeltiyorum. Açık kalan kısmı da bu şekilde düzden dikiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kabanımız bu şekilde bitti. Şuradan itibaren düğmelerimizi dikiyoruz. Evet, biz astarlı kabanımızı hep beraber diktik, bitirdik. Umarım sizler daha da güzellerini yaparsınız. YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayalım lütfen. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.